Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Münih'teyiz. Münih'te sebze meyve halinde mal yükledim bugün. Dün akşam Tirol'deydim. Tirol'de malı indirdim, yattım. Ondan sonra sabah 9 saat moladan sonra buraya geldim. Münih'in tam şehir merkezindeyiz. Buraya ilk defa geliyorum. Buradan bizim depoya mal götürüyorum, yani yükledim. Tirol'den burası yaklaşık 2,5 saat falan sürdü. Buradan yükledim. Şimdi çıkacağım bu halden. Rotayı belirleyelim bu arada. Rotayı yapalım. Rotamız Sirninkofen'e doğru olacak. 4 diyor ya, 4 saat diyor. Evet, buradan bir çıkalım. 4 saat yolumuz varmış. Ve buradan nasıl çıkacağız? İleriden döneceğiz park yerinden. Şöyle bir dönüşümüzü alalım. Karşı yola doğru devam edeceğiz. Maestro! Servus! Maestro! Bak bir tır çıkışı burası mı acaba? Çıkış buradan galiba. Biz buradan böyle bir şey yapalım. Bir dönüş alalım şuradan. Park yerinin içinden. ...3.6 diyor ya. Neresi 3.6'ymış anlamadım. Bence tırların çıkışı buradan ama. Otomatik açılıyormuş. Burada da yeşil yanıyor. Ne iş bu? Nasıl bir hikaye anlamadım. Neyse, buradan çıktık. Dayıya da seslendik, şey yapmadı pek. Tuvalete mi giriyordu, nereye giriyordu anlamadım. Neyse, Münih'ten çıkıyoruz. Münih'in şehir merkezinden geçeriz biraz sonra. Münih'e gelmeyeli uzun bir zaman oldu. Birkaç kere böyle geçişim oldu ama tırla gelmeyeli uzun bir süre oldu yani. İçine kadar böyle girmeyeli. Genelde mal alıyorduk, mal veriyorduk. Ne diyor buradan? Stuttgart diyor. Sol taraf Salzburg otobanı diyor. Passau, Nürnberg, Salzburg. Buradan sola döneceğiz. Sağ taraftan götürüyor. Ondan sonra sola çeviriyor. Bu tır navigasyonu biraz karışık. Münih'in içi böyle. Buralarda inşallah böyle bir... Ya burada yok. Tamam. Köprünün altı zaten. Buraları hatırladım. Buraya da ilk defa geldim. Cumartesi günü bugün günlerden. Bugün işimizi bitirdikten sonra, işte bu malları indirdikten sonra artık eve geçeceğim. Yoruldum. Kaç gündür tırın içerisindeyim. Eve pek gitme fırsatım olmadı. Ama nasip olursa bugün gideceğim artık. Pazar günü dinlenirim. Pazartesi bir daha işbaşı. Münih'in içine en son bizim o şeyle gelmiştim. Eski DAF'la. Çok eski bir DAF'tı. O bir ara kısa bir maceramız oldu ya. Çok karışık ya buranın trafiği gerçekten. Anlamsız yani. Ben Avusturya'yı beğeniyorum ya. Avusturya yaşam olarak, standartlar olarak falan daha rahat. Bir de Almanya çok kalabalık. Gerçekten nüfus çok fazla. Avusturya'nın o kadar değil. 9-10 milyon maksimum nüfusu vardır. Burada bir araba arızalanmış. Buraya çekmiş. Araba arızalandığı zaman şey koyuyorsunuz. 150-200 metre gerisine dreieklerden, üçgen. Onlardan koyuyorsunuz. Münih'in içinde de tır yasakları falan var. Geçiş yasaklarının olduğu yerler çok var. Burası da tırcı arıyordu. Çok, bana da böyle çok soru geliyordu yani şeyle alakalı. Şimdi İngiltere tır şoförü arıyor. Almanya arıyor. Diyorlar ki Avrupa'da bir şey kıtlığı var. Tır şoförü kıtlığı var. İngiltere'de başlayan bu tır arayışı, tır şoförü arayışı Almanya'ya falan sıçradı. Çok böyle haber geldi yani, oralarda yüksek maaş veriyorlarmış falan. Gidenler de oldu. Avusturya'dan da gidenler oldu. Almanya'dan İngiltere'ye gidenler oldu. Bu sefer Almanya'da tır açığı başladı. Zaten ehliyeti bu kadar zor yapıyorlar ki, ehliyeti alınca sanki direkt şeysin yani, uzmansın. Yani bugün hangi işi yaparsan yap o işin acemisisin. Yani birden adama bu kadar şey öğretemezsin ki. Avusturya dediğin, Almanya dediğin ülke sadece Almanlardan oluşmuyor. Buralar çok göç almış. Avrupa Birliği bir ülkesi. Her çeşit milletten var. Romanyalısı var, İtalyanı var. Amerikalısı burada yaşıyor. Ondan sonra Slovak var, Macar var, Bulgar var. Ukraynalısı, Rusyalısı var. Çinlisi desen var. Yani çok karışık gerçekten ve fazla var yani. Şimdi buralarda, bu bölgelerde Çin mutfağı falan aşırıdır. Çin dükkanları çok fazladır. Mesela Türkiye'ye git, her semtte illaki vardır ama sayılıdır yani.
belirli semtlerde çok fazla vardır. Şimdi böyle durum böyle olunca, her milletten insan olunca adamlar buraya yeni göç ediyorlar. Yeni göç edenler var. O akrabasını getiriyor, o annesini, babasını, çocuğunu getiriyor. Adamlar haliyle bu ülkeye entegre olmakta zorlanıyorlar. Çünkü ana dilleri Almanca değil. Ana dilleri bu olmayınca bu adamların burada bir entegre süresi var. Dil kurslarına gitmesi gerekiyor. Ondan sonra burada yaşam standartlarına alışması gerekiyor. Aile desteği tabii bunda çok önemli. Yani kafada şöyle bir şey olmasın. Burası gerçekten ilk gelen birisi için zor. Yani yeni doğmuş bir bebek gibisin. Kime ne soracaksın? Burada her şey kağıt kürek evrak işleriyle oluyor. Maillerle falan. Hep böyle bir Almancanızın gerektiği durumlar oluyor. Yani çat pat tarzanca konuşarak durumunuzu izah edemeyeceğiniz durumlar yaşayabiliyorsunuz. Yani tır şoförü de hani derler ya, bir tır şoförü kolay yetişmiyor. Hani burada bir tır şoförü gerçekten kolay yetişmiyor. Tır ehliyetini alıyorsun. Türkiye'de burada bir daha çevirttiriyorsun falan filan. Bir sürü prosedür var. Onlara girmeyelim. Bazı videolarda anlatmıştım. Başka bir zaman yine anlatırım. Tır şoförü yetiştireceksiniz. Almanca sınavlar var. 3-4 tane farklı sınav var. Yok, valilikte sınava giriyorsun. Direksiyon sınavına giriyorsun. Tamam, gir. Eyvallah, ama biraz imkan tanı. Daha önceki yıllarda biraz vardı. İşte bilgisayar sınavına Türkçe giriyordun falan. Ne bileyim, bu kadar çok zor soru sorma. İşte %80 iyi başarı ortalaması alman lazımmış. C'den ve E'den bilgisayar sınavında. Ondan sonra trafiğe çıkıyorsun. En ufak böyle hatalarda hemen bırakıyorlar. Tolerans eşiği çok fazla değil tırda. Tamam, anlıyorum, ağır vasıta, ağır yük, ama şöyle bir şart koy mesela. Bu adam bir firmaya başladığı zaman, bu benim fikrim, bilmiyorum yani yapıyorlar mı? Bazı firmalar bunları kendisi de yapıyor olabilir. Yapanlar var. Enschulung'a gidiyorsun işte, öğrenim aşaması. Bir ay sana öğretiyor bu işi falan. Bazı firmalarda öyle bir şey aramıyor. Yani tır şoförü müsün, ehliyetin mi var? Al kardeşim, al anahtarı, git İtalya'ya. Bana yaptıkları gibi. Yani tamam, o da çok etkili bir yöntem, ama neden daha fazla seçenek geliştirilmiyor? Çünkü korona olur, savaş olur. Her şeyde tır şoförleri gidiyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında tır şoförleri Ukrayna'ya gittiler yani. Savaş döneminden bahsediyorum yani. Savaş başladı. Almanya'dan, İngiltere'den, Avusturya'dan, 3-4 tır Türkiye'den yardım amaçlı erzak, atıyorum işte başka şeyler, yani ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız, temel gıda malzemeleri vesaire, hepsi buradan savaşın ortasında Ukrayna'ya gitti. Her şeyde tır şoförleri ön planda. Neden bu adamlara bu kadar değer vermiyorsunuz? Adam diyor ki Berufskraftfahrer, tamam mı? Yani bu mesleğin erbabısın. Onun için sınava sokuyor. Bu tır şoförlerinin belli bir yere kadar, hani adam 3 seneden sonra bu mesleği yapıyorsa ya da 4 seneden sonra, bil ki bu adam bu mesleği yapıyor yani. Direkt ver mesela. Her 5 yılda bir C95 sınavı var. Onlara sürekli sokuyorsun. Okey, bazı prosedürlerine tamamım yani, onaylıyorum. Gerçekten hani güzel fikirler var, ama ehliyeti bu kadar zorlaştırmayın be. Yani herkes yapsın burada. Bu mesleği yapmak isteyen var. Maaşları da biraz yükseltirseniz, buradan yetkililere sesleniyorum. O kadar emek veriyoruz. Hafta sonu olmuş, millet evinde çoluğuyla çocuğuyla çay içiyor. Ben burada tır sürüyorum yani. Tamam, yapıyoruz, ekmek parası. Bazen çoğu zaman evde oluyoruz, ama çok uzun çalışma saatlerimiz var. 15 saat çalışma süresi diyor tırda. Tamam, bu adam sadece direksiyonda sürmüyor ki, malı indiriyor, yıkıyor. Yani 15 saati dayıyorsun, ama 15 saat içinde o adam neler yapıyor, bunları görüyor musun? Ayırt et. Hem mal indiren, mal yükleyen, bu işin mal indirme, mal bindirme, bu işin içinde olan bir şey. Neden bu maddeleri koymuyorsun? Biz fabrikada 8 saat çalışıp evimize gitmiyoruz ki. Yani o işçileri küçümsediğimden değil, onların da başında ustabaşı var. Biz tamam bir nevi rahatız, iyilikleri var, ama vücut yıpranıyor. 8 saatin üstünde bizim çalışmalarımız. Vallahi ben tır şoförü, tır mesleğini yapmadan önce gencecik çocuktum ya. Bu mesleğe girdikten sonra. Vallahi billahi ya, şey, yaşlanmışım. Kendimi böyle şey hissediyorum. Yok yani, dinamik hissediyorum, ama yüz olarak biraz gitmişiz yani. Beden olarak buralarımda ağrılar başladı. Bazı güzel şeyleri var mesela. Tır şoförlerine yılda 20 gün, 15 gün burada böyle kura gönderirler. Eğer bir ağrınız varsa bu sizin hakkınızdır. Mesela bunu çoğu tır şoförü bilmez. Öyle durumlarda şeyiniz var. Bazen güzel özellikler yapıyorlar. Ama abi nasıl ben şimdi işi bırakıp gideyim? Burada saat ücretiyle çalışıyorum. Bir ay beni kura yolladın. İşte atıyorum Salzburg'da böyle güzel bir hastanede. Orada böyle spor aktiviteleri, doktorların şey yaptığı böyle dinlenme falan. 10 numara şeyleri var yaşlılar için. Yani biz nasıl yapalım abi? Biz burada 15-20 gün işimizden ayrılsak belki bizi adam işten atacak.
hastayız, krank almaya bile yani rapor almaya bile korkuyoruz. Yani ekmek parası burada zor, kolay kazanılmıyor. Tır şoförü açığı burada da haliyle var. Güzel paralar veriyorlar konumuza dönecek olursak. İngiltere'de, Almanya'da güzel paralar vermeye başladılar. Avusturya'dan da gidenler oldu. Ben ama gitmedim. Aklımın ucundan bile geçirmedim İngiltere'ye gitmeyi ya da Almanya'da yapmayı. Yani ne gerek var ya, ailemle, çocuklarımla burada vakit geçiriyorum. Dünya malı dünyada kalıyor. Yani ben çok materyalist bir adam değilim öyle. Ama gidenler var, saygı duyuyorum. Giden insanlar var. Ya bu Almanya'nın da bu trafiği arkadaş, bu yüzden sevmiyorum ya. Bu her yerinde trafik. Her yerde bir trafik bu Almanya'da. Ya şu var ya, 2,5 saatlik yolu 4 saatte geldim. 1,5 saat trafikti. Dün akşam Tirol'e gelirken keza yine öyle. Yolda bir şey olmuş, kaza. Çok araba var, çok insan var, çok nüfusu var. İster istemez bir şeyler oluyor yani. Allah esirgesin, Allah korusun tabii ama. Yani bu Almanya yollarını hiç boş görmedim ya gerçekten. İtalya'nın gözünü seveyim. Bugün saat 3'e kadar sürüş yasakları var ama o bizi etkilemiyor. Bakalım ne kadar, 20 dakika diyor. Vallahi yandık. Hakikaten yandık. 20 dakika nedir be? Çok. O 20 dakika dediğine bakmayın. O yarım saat, bir saati bulur burası. Belki de açılmıştır ama hala işte alıyor. Evet dostlar, yani bu tır şoförü arıyorlar, ediyorlar burada İngiltere'de falan. Ben hiç düşünmedim, aklımdan geçirmedim. Ama giden güzel paralar kazananlar var. Türkiye'den alıyorlar mı bilmiyorum. Bazen bana da soruyorsunuz, firmanız eleman arıyor mu? Yani ben ona o konuda çok bir bilgi sahibi değilim. Firma büyük bir firma. Bir sürü şeyi var, tırları var. Yani burada eşe dosta referans oluyoruz bazen tanıdığımız insanlara. Ama uzaktan yani hangi, kime referans olalım? Firmanın şeyleri falan var. Hani arayıp konuşulabiliyor eleman açığı varsa. Ama Türkiye'den getirmiyor yani. Onu biliyorum getirmediğini. Çünkü burada da çok işsiz var. İşte yeni ehliyet yapan arkadan gelenler var. Yani burada Avusturya'da çok bir açık olduğunu düşünmüyorum. İstikametimiz Salzburg istikameti olacak. Salzburg'dan Avusturya'ya giriş yapacağım. Giriş yaparken yine şurayı düzeltmem lazım. Avusturya'ya giriş yaptığım için. Çok Hollanda plakalar çok fazla var. Çok fazla görüyorum Hollanda. Aşırı yani gerçekten. Hep sarı plaka. Niye böyle? Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Münih'ten sevgilerle.